Bunun sonucunda şiddetli bir anarşi çıkar diyor. Aynı istibdat rejimi dışında artık insanlar daha zapt edilemezler diyor. Yani bu çizgiye gelmeden insanlar, bu nefretin yasaklanması gerekiyor. Bu kin dolusu. Hiç kimseyi sevmiyorlar Türkiye'de. Evet. Yani akıl almaz bir yaygınlık var. Hepsi olmasa da büyük bir kitle hiç kimse de hiç kimseyi sevmediğini görüyoruz. CHP'li MHP'yi sevmiyor. MHP AK Partili sevmiyor. Efendim bilmem ne derne öbür parti, mesela Fenerbahçeli Beşiktaşlı'yı sevmiyor. Beşiktaşlı Galatasaray'ı sevmiyor. Kadıköylü Esenyurtlu'yu sevmiyor. Yani şehir arası da var. Mesela Diyarbakırlı, efendim Ankaralı, Ankaralı Diyarbakırlı'yı. Ya konu arıyorlar adamlar. Çerkez, Kürt'ü, Kürt Çerkez'i. Bazen yani bazı vakalar çok müthiş vahşiyane bir şey. Halbuki nur gibi insanlar. Ve ayrım yaptıkları konuları son derece komik ve anlamsız. Ama internette bu teşvik ediliyor. Yani arsızlık, terbiyesizlik, saygısızlık, küstahlık, sevgisiz böyle züppe konuşmalar, münasebesizlik teşvik ediyor. Ve ayrıca televizyona çıkarttıkları adamlar tartışma programına katıldıklarında suratlarında bir kısmında donuk, sevgisiz, merhametsiz, kaliteden uzak, küt, sanat ve estetikten anlamayan, klaslı, değerli insan olmayı hiçe sayan, sadece saldırgan, laf sokan, münasebetsiz, sürekli kınayan, her şeye karşı olan muhalif ruhtaki insanlar oluyor. Onlardan da etkileniyor insanlar. Bu sefer kavgacı olmanın, ters olmanın iyi olduğuna inanmaya başlıyorlar. O zaman da toplumda korkaklar da çoğalıyor. Mesela adam iş yerine gidiyorsa işine gidemeyecek hale geliyor korkaklıktan. Konuşacaksa konuşamayacak hale geliyor. Evlenecekse evlenmekten vazgeçiyor. İş yapacaksa iş yapmaktan vazgeçiyor. Toplumda korkak insanların sayısı da artmaya başlıyor. O yüzden sevginin milli devlet politikası olarak uygulanmasının şart olduğunu görüyoruz. İnşallah. Ama maşallah Tayyip Hocam bizim bu ısrarlı anlatımlarımızdan sonra mülayimet ve merhametin üstüne durmaya başladı son günlerde biliyorsunuz. Ama doğrudan sevgi kelimesinin kullanılması lazım. Yani İncil'de mesela sevgi doğrudan kullanılır. Sevgi kelimesi Allah'ın ismidir. Sevgiyi çok ön plana getirmemiz lazım. İnşallah. Şimdi merhamet şefkat diyoruz ama merhamet şefkat değil, sanki ezilen adam var da dövülenler vardı, sen ona acı sadece gibi anlarlar. Ama sevgi daha başka bir şey. Şefkatle sevgi aynı şey ama insan onu öyle anlamaz. Yani sevgiyi önemli olarak ayrıca vurgulamamız gerekiyor. İnşallah. İnşallah. Siz bir yıldan fazla Twitter'da sevgi kelimesi geçen etiket yapmıştınız. Hep bir numara oluyordu maşallah. 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 Ne yapalım canım, ne fark eder? İnşallah. Evet, dinliyorum.